içerli beşerli medyadan Zakarya Caddesi'nin ilgisi yapabilir misiniz? Korkun. İnsanla insanlık oluşturma çabasıyla başlayan bir düş. Barış, insanın olduğu her yerde değişik adlarla seslendirildi. Bektaş Veli, Babek ve Yunus oldu. Sabah, İlyas, İshak oldu. Mahir, Ulaş, Deniz, İbe oldu. Hrant, Manzum, Abbe Musa ve Pir Sultan oldu. Oldu ki toprağa, suya, havaya ve ateşe karıştı. Bir ateş topu halinde yüreklerdeki yangınları söndürmeye içimize düştü. Düşüş o düşüş. Yürek yangını sürüyor. Kimilerimize göre yürekleri serinletmeye başlamanın yurdu barış. Bu yüzdendir ki umudu örgütlemek isteyenler yönünü barıştan hiç çevirmedi. Barış düşü büyüdü, küçüldü, sesini kıstı, haykırdı. Kan yok oldu dediğinde yeniden doğdu. Haykırdı. Barış hemen şimdi. Eşitlik, özgürlük, barış mücadelesini büyüteceğiz. Bunun için Türkiye'nin emperyalist savaş siyasetinin parçası olmasına son verilsin. NATO'dan çıkılsın, askeri üsler kapatılsın. Savaş maliyetleri halkın sırtına yüklenemez. Halkın kaynakları savaşa değil, kamusal hizmetlere ayrılsın. Kürt halkına yönelik savaş politikalarına son verilsin. İsrail ile olan tüm ilişkiler kesilsin. Ülkemizi Avrupa'nın göçmen deposu haline getiren politikalara ve göçmen düşmanlığına son verilsin. Silahın ve şiddetin yarattığı korkuya, barışın umuduna ihtiyacımız var. Eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana tüm insanları, barışı, umudu büyütmeye çağırıyoruz. Barışa emanet olun. 1 Eylül Dünya Barışı günümüz kutlu olsun. Politikaları her gün savaşı ve savaşın getirdiği yıkımı büyütmeye devam ediyor. Orta Doğu'dan Rusya'ya, Ukrayna'ya, Filistin'e kadar derinleşmiş savaş bugün en çok kadınları ve çocukları öldürüyor. Öldürmekle kalmıyor, yoksulluk ve açlıkla korkunç bir sefaletin içine halklar kendi elleriyle itiliyor. Savaşa bütçe ayıran ve savaşın çığırtkanlığını yapan devletin tek derdi daha fazla ölüm, daha fazla kar, daha fazla rant. Savaşa hayır diyoruz. Barışı hemen şimdi istiyoruz. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii bir selamı da burada sırf barış talebinde bulundukları için zindanlarda rehin tutulan tüm yoldaşlarımıza göndermek istiyorum. Buradan onlara binlerce selam olsun. Bilsinler ki onların sesi bizim sesimizdir. Bilsinler ki onların sesinin önünde ne duvarlar engel olabilir ne de hiçbir güç onların sesinin önünde engel olamayacaktır. Değerli yoldaşlarım, barış mücadelesi hakların özgürlükleri ve hakların kardeşlikleri için verilecek en büyük mücadeledir. Bu mücadelede adil bir dünya özlemi taşıyan herkesin omuz omuza vermesi gereken bir mücadeledir. Bu mücadele tüm insanlığın ortak değeridir. İşte bu nedenle savaşın acımasızlığını körükleyenlere karşı barışın sesi her daim güçlü olacaktır.